Figürcünün Seyir Defteri'nin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet çok uzun zamandır beklediğim Fallout'un dizisi çıktı ve ben bir solukta bütün bölümleri izledim. Oturup böyle diziyi anlatmaya kalksam çok uzun sürecek. Çok fazla detay var içerisinde. Hepsini anlatmaya kalksam bölümler bölümler sürecek. Öyle yapmak yerine da dedi ki abi gel ben sana birkaç soru sorayım sen cevapla. En azından diziyle ilgili fikirlerini de ee, söylemiş olursun. Okey dedim. Ee, sevgili Atan kameranın yine arkasında e, arkada olmayı seven bir kardeşimiz kendisi. Bana bir takım <laughs> bir takım sorular soracak ve ben yine cevaplayacağım. Buyurunuz efendim. Aa, evet hiçbir şekilde spoiler yok. Başlıkta göreceksiniz zaten. Ufak tefek sadece fikirlerimi belirteceğim. Buyurunuz. Abi şimdi sen yıllardır Fallout oyunlarını yalayıp yutmuş birisin. E, estağfurullah. Şimdi dizi de çıktı. Evet. Yani. E, beğendin mi? Bu adamlar bunu becerebilmişler mi? Ne diyorsun? Yani net olarak söylüyorum, 10-11 dizi olmuş benim için. Yani çok fazla dediğim gibi çok fazla detay var. Gerçekten inanılmaz detay var içeride. Ama bence eğer e, Fallout oyunlarını oynamış biriysen kendini o yaratılmış post apokalipt ortamda net bir şekilde buluyorsun. Göndermeleri olsun, saygı duruşları olsun, karakterleri olsun, hepsine mükemmel. E, bir tur daha izleyeceğim mesela ben bu hafta onu. Birkaç kere daha izlerim diye düşünüyorum. O yüzden net söyleyeyim hiç uzatmadan mükemmel olmuş dizi. Hatta şöyle söyleyeyim bana göre yapılmış en iyi oyun uyarlamalarından bir numaradaki isim oldu. Yani o kadar da net söyleyeyim. The Last of Us falan benim için şu anda yok oldu. Çok mu iddialı olur bilmiyorum ama bence şu ana kadar yapılmış hatta yapılmış en iyi oyun uyarlaması dizi ya. O kadar da net söylüyorum abi. Yani fan boy mu dersin? Pip boy mu dersin? Ne dersin bana artık bilmiyorum ama on numara dizi ya. Kesinlikle izleyin. Bence de güzel birkaç bölüm baktım. Ee, oyunu oynamayanlar dizi izleyebilirler mi? Bununla ilgili nasıl bağlantı var içeride? Yani şöyle oyunu hiç oynamadıysanız yine de bence diziyi izleyebilirsiniz ama çok fazla şey kaçırırsınız. Yani bir sürü gönderme var, easter eggler var, bağlantılar var. Yani neden orada olduklarını biraz anlıyorsun dizinin başında izlerken ne olduğunu biraz anlıyorsun ama kaçırılacak çok fazla şey var. Ama yine de hani güzel bir dizi olarak izleyebilirsiniz bence. Burada işte o şey sadece önemli. Yani şimdiye kadar bir sürü insan da sordu bana mesela. Ahmet abi hani oyunları oynayayım mı? Hangi oyunları oynayayım? Mesela Ben yani bence New Vegas ve Fallout 4'ü oynasalar zaten kafi ama hatta New Vegas bile yeterli aslında. Yani yine de hiçbirini oynamak istemiyorsanız, zaman probleminiz varsa ya da tercih etmiyorsanız yani güzel bir macera, post apokalips bir uyarlama dizisi olarak keyifle izlersiniz. Bence Birazcık araştırma yapıp izleyin ama en azından. Peki dizide en sevdiğin karakter, sana yakın gelen karakter hangisi? Ya aslında ana hikaye olarak izlediğimiz 3 tane farklı karakter var dizide. Ee, ben oyunda ghoul'ları hiç sevmem abi. Nefret ederdim. Sanırım favori karakterim kovboy var ya, Gol, kapır Favori karakterim oldu. Yani bana yakın mı geliyor onu bilmiyorum ama ben o karakteri sevdim. Kızdan daha çok sevdim. Öyle söyleyeyim. Ama onun da mesela spoiler olmaz bunlar diye düşünüyorum. Hani o oyunculuğuyla alakalı söyleyeceğim. Bir e, kapalı bir alandan çıkıp yepyeni bir dünyayı keşfederken yaşadıklarını oyunculuğu çok güzel aktarmış. Ve Maximus var. Hırt. <laughs> o da var ya Denzel Washington'ın küçük hali lan. Evet. Bu kadar mı benzer herif ya? Ama Goal abi, Goal abimiz. Cowboyları hep sevmişimdir. Ee, en sevdiğin Fallout oyunu hangisi ve neden? Yani New Vegas tam bir klasik aslında. Severek de oynadım tabii ki. Ama benim için Fallout 4 şundan güzel. İçinde çok fazla modladılar oyunu. Bir sürü işte ne bileyim şehir kurabiliyorsun. İşte eşyalar, bilmem neler. Tam bir ben biliyorsunuz abi ben Cities Skylines'da dair her şeyi build yapmayı çok seviyorum şehir kurma oyunlarının hastasıyım. Age of bile şehir yükseltmeye çalışırım. Savaşmaktan kaçınırım. E bu oyunda da bu modlar olunca ben coştum. Oyunu ben en aşağı bak net abartmıyorum 10-15 kere bitirdim 4'ü. Ve her seferinde de farklı şekillerde oynadım. Mesela şu an oynadığım karakter biraz daha böyle bu Red Rocket şey var. E, dükkanı var. Hemen Century Hill'den çıktıktan sonra orayı bir böyle şey çevirecek, yaşam alanına çevirecek. Bu yıldır modda oynuyorum şu anda. Bir öncekinde serseriydim. Köpeğimle gider böyle herkese uyuzluk yapardım. Hiç böyle hikayeyi takip etmezdim falan. sırf bu sebepten dolayı şu an Fallout 4 benim için en keyifli Fallout oyunu. Ama hikayesi, lore'u bilmem nesi dersen New Vegas. Evet, bu dizinin ses getirip tutması halinde ki bence öyle gözüküyor. Gibi gözüküyor. E, yapımcılar aynı zamanda oyunun da yapımcısı. Evet. Dizinin destekleri. Yeni bir oyun gelir mi yakın zamanda? Zaten ya da bizden bağımsız da böyle bir şey duyurdular mı? Yani duyurduysalar bile ben koşuşturmacalardan çok duymadım böyle bir şey. Ama tabii ki bu hype birlikte bir şeyler yapmaları lazım. ya En azından artık yani single player modunda güzel keyifli bir oyun oynamak istiyorum ben. O şey e, yapımcılarını bilemem ne düşünüyorlar ama yine böyle Fallout 4'teki ya da New Vegas'taki gibi gerçekten bölüm bölüm oynayacağım, hikayeyi takip edeceğim, görevler yapacağım bir oyun oynamak istiyorum. E, 76 hiç benlik değil abi. Hiç bana göre değil yani. Ben hiçbir şekilde keyif almadım. Ama kesinlikle bir şeyler geleceğini biliyorum yani. ikinci sezon da gelir büyük ihtimalle. Oyunlarda da başarılı bir iş çıkarsa ortaya bence çok keyifli olur ama Bethesda bu yani bilmiyoruz ne olabileceğini. Evet sorular dışında şimdi önümüzde solda bir gün sonra içinden bir yemek çekeceğimiz Fallout yemek kitabı var. Evet, böyle önümüze koyduk ki. Va, ne kadar Fallout seviyorum Aynen. belli olsun. Abi bu e, Fallout Official Cookbook. Şimdi bunu çıkartıyorlar. Zaten geçen Harry Potter yem şey çekmiştik. Evet. Muffin çekmiştik mesela. Bu da oyundan da var içinde de bir de şey kafası işte. Oyunla ilgili yemekler, şeyler falan var mesela. Dur bakayım. O, en dünya yemekleri. Ya, e, evet yani birçoğu öyle böyle bazılarında işte özel isimler koymuşlar falan hani ne işte Vault'un içinde yapılan yemekler gibi de görebiliyorsun böyle. Oyundaki evet oyundaki isimler kullanılmış mesela işte Blamko Mac and Cheese falan, Instamesh bunlar oyunda olan yemekler bu arada. Hani böyle şeyler falan da var Instamash falan. Hani biz buradan şimdi bir yemek tarifi yapacağız bizim mutfak bölümüne. Burada bu var. Şunu da böyle koymuşuz. Bu benim kendim yaptığım 3D yazıcıyla yapıp boyayıp henüz daha tam bitiremedim. Laser Gun'ım. Bu Fallout 4'ten gördüğünüz üzere kablolu mablolu bunların hepsini ben kendim yaptım. Ben yaptım. Bu onun için birkaç bir proje daha var bununla ilgili daha kafamda. Bu da <laughs> pandemi döneminde ben bir de zayıftım arkadaşlar. Yani 90 kilo falandım. Ee, o zaman evdeyiz ve Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ben de Fallout oynuyorum devamlı. Şey yapayım dedim abi. Cosplay yapayım evde. Fotoğraflarını, videolarını çekeyim. Eğleneyim. Hani boş zamanlarımda. Bir tane bit pazarı sayfasından böyle şey aldım. Gaz maskesi aldım. Bunun burada borusu falan da var. Böyle aşağı falan uzanıyor. Çantası mantası enteresan. Bunu aldım. Bir tane ikinci el Motosiklet kaskı aldım, böyle Alman miğferi gibi. Hani bunları böyle giyerim, bir de benim şey var, pardüsem var. Direktman ot oluyor. Geçen Instagram'da paylaştım ya, Hani bak takayım. Oğlum nefes alamıyorsun bunun içinde yani. Bir de bunu takıyorsun böyle, işte böyle cihazda, elinde takılıyorsun böyle, tamam mı? Ama çıkartmam lazım, <laughs> ölüyorum çünkü şu an. Bu da böyleydi. Hani dedim o arada bir şeyler yapayım. Kendi kendime takılırken böyle. Kısmet olmadı. Kilo aldım falan. O parkaya girince böyle fok balığının üzerine gecelik giymiş gibi falan oluyorum şimdi. Ama kafamda var yani. Bunu böyle bir yapacağım. Bir de içeride diorama var istersen. Şimdi oraya bir geçip orayı gösterelim. Evet. Ee, az önce demiştim diorama ile ilgili çalışıyorum diye. Burası da herhalde ilk defa bir bölümde yer alıyor değil mi? Atölyem. Evet. Yani bunu daha detaylı bir şekilde çekeceğiz yakın bir zamanda da. Şimdi daha eksiklerim var onlar bittikten sonra. Ee, ben Fallout'un dioramasını yapıyorum. Red e, Rocket Shop olan o e, kısmı yapmaya çalışıyorum burada gördüğünüz gibi. E, i̇lk defa hayatımda bu işlerle ilgileniyorum. O yüzden malzemeleri tanımıyorum. E, sadece 2 senedir video izliyorum. Yeni yeni kullanmaya başladım malzemeleri ve yavaş yavaş istediğim gibi nasıl olacağını anlamaya başladım. Mesela bunların tabi hepsi yazıcıdan çıkma. Yazıcıdan çıkartıp ben yapıyorum. Kendim direkt strafordan falan yapmıyorum şu anda. Şöyle parça parça mesela göstereyim. Boyası bitti ama daha bir sürü işi var. Kirletmesi var. O su var. Bu su var. Şuraya şeyler gelecek. Şöyle göstereyim. Tabelası olacak bu. Red Rocket yazıyor burada. Şu çıktığı zaman da mekanın şeyini görüyorsunuz. Şöyle bir boya işçiliği yaptım, kirletmeli falan. Şöyle ufak ufak ilerliyorum işte. Yani bunu bitirdiğim zaman büyük bir straforun üstünde olacak bu. İşte bitkisi, bahçesi, cartı, curtı, oyunda gördüğünüz, Century Hill'in orada gördüğünüz şeyi yapacağım. Şöyle minik roketi. Ben bunu önce böyle büyük basmışım. Ölçek dışı kaldı bu tabii. Çok büyük oldu bu. Bu orijinal boyutuymuş. Bunlar aslında bir takım yeni iş fikirleri de doğurabilir. <gülüyor> <gülüyor> Girmiyorum o konulara. <laughs> böyle ufak, ufak ufak ilerliyorum. İşte hepsi bu reçine baskı mesela. İşte ufak ufak böyle bunlar boyadım ama tabi yazıları mazıları bir küçük detaylar vardı Bir sürü iş var ya bak şunu da göster. Power Armor'lar buraya baskın yapan. Böyle ilerliyorum e, ee, bir, bir, ara müsait bir zamanda da atölyeyi tamamladıktan sonra full atölye bölümünü çekeceğim. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazın. Ahmet abi şöyle yap, böyle yap. Şunu yap Ahmet abi, şu oyundan şu sahneyi yap Ahmet abi. Biz de uğraşırız. Sen ne yapıyorsun ya oryantal gibi? Horoz kafası gibi adam ya. Gimbal, <laughs> ayaklı gimbal. Ee, umuyorum ki çok keyifli olacak. Bu işleri yaparken de tabii sizi de dahil edeceğim. Canlı yayınlarda da yapacağım. Hatta bu akşamki canlı yayında bir küçük bir şeyler yapacağım. Umarım keyifli olacak her şey. Bizden bu kadar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bu videoya yorum yapmayı, paylaşmayı, zili açmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Bunun dışında Haftanın 3 günü yayın yapıyorum. Oralara gelebilirsiniz. Sosyal mecralarda bizi takip edebilirsiniz. Hatta Level dergisinde de 2 ayda bir yazı yazıyorum. Onu da alıp okuyabilirsiniz. Bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.